Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Sessiz açılış yaptım. Çünkü çocuklar uyuyorlar. Bence şu odaya bir gireyim. Elimdekileri bir bırakmam gerekiyor. Sabahın erken saatleri uyandık arkadaşlar. Tabi Aylin ve ben uyandık sadece. Ali de işe gitti. Bu hafta gündüz de çalışıyor. Pencerelerimizi bir açalım şöyle. Evimizi havalandıralım. Oh, pencereleri açtığın zaman mis gibi bir hava geliyor. Şu an saat 7:05 geçiyor. Yaklaşık şöyle bir 10 dakikaya kadar bizim çıkmamız gerekiyor. Bakalım. Beslenmelerini hazırlıyorum. Duyuyor musun?
şeylerin sesini, hindilerin sesini. Ne kadar ötüyorlar sabah sabah? Tavuk, kuru gibi, horoz gibi. Galiba yemek veriyorlar. Olabilir. Şunu sıkacağım kızım. Şey, kız kız. Dön, yakana falan sıkayım, saçlarına fazla sıkmak istemiyorum. Hadi ama. Yakana sıkalım ki. Yani bir kalıyor da. Gıdık mı yapıyorsun? Hadi, hadi gel. Aylin'i okuluna bıraktım, eve geldim arkadaşlar. Alper'le Aytuğ'u uyandırdım ve onların hemen beslenmelerini hazırladım. Ne oğlum? Orada kalacak. Koydun mu anneciğim? Suyunu da şurada kolumun altından al. Bir saniye dur. Kolumun altına sıkıştırdım. Alper, al bebeğim sen de. Geliyorum oğlum, bir saniye. Kenarını kestim ya oğlum, açtığın zaman dikkat et, tamam mı? Gel hadi, senin saçlarını toplayalım. Annem söyle. Tamam, şimdi birazdan çay demleyeceğim, kahvaltı hazırlayacağım. Oğlumla baş başa kahvaltı yapacağız biz bugün. Değil mi aşkım? Uy, yerim seni, yerim. Şuraya bir yere koymuştum. Şunu da alayım. Hadi bakalım. Evet. Söz verdin değil mi oğlum? Abiye. Onu 5 dakika sonra masasına bırakacaksın. Ama abi bir daha sana vermez. Başın dönecek şimdi, düşersin. Ben alırım onu sonra, tamam, sen merak etme. Hadi bakın. Besamelerinizi koydunuz değil mi? Biz gitmeyeceğiz. Biz öğlen gideceğiz ablayı almaya. Evet. Anladın mı? Gibi. Efendim. Sana telefon alacağım. Her şeyini koydun değil mi annem? Oo, senin çanta bugün ağırmış Alper. Ay bayağı bir ağır hem de. Ah centilmen oğlum benim. Neyse ama Aytuğ'unki hafif bugün. Öpeyim sizi, gelin bakayım aşkım.
Alper'le Aytuğ'u gönderdim okula. Abisi de abilere bakıyor. Yakup da. Çıktı mı abilerin? Çıkmadılar mı daha? Hı-hı. Tamam, şimdi çıkarlar. Tamam, aşağı düşürmeyin. Hayır, düşürme. Düşürme sakın. Hayır. Hayır anneciğim. Bunlar kırılır mı? Evet. Bak, o abinin oyuncağı. Bak, sana ne dedi? Biraz oynadıktan sonra masaya bırak geri dedi, değil mi? Bununla oynayabilirsin dedi. Ha, çıktı bak abiler. Baba. Baba mı? Bay bay. Ay Yakup. Şaşırdı baba diyor. Anneciğim. Efendim? Hey abiler. Abiler. Kolay gelsin size. İyi dersler de. İyi dersler. Allah'a emanet olun de. Amel oluyor. Allah'a emanet olun. Ama diyemiyorum. Diyemiyormuşsun. Çocukları okula gönderdiğimize göre, çayı da ocağa koyduğumuza göre sırada ne var canlar? Tabii ki üst kata çıkıp yukarı odaları toparlamak. Yatak odalarını toparlayalım. Oğluşum. Ben yukarı çıkıyorum. Odaları toplayacağım. Tamam mı anneciğim? Sen de mi geleceksin? Tamam, hadi sen de gel. Ne olmuşlar? Sporcu. Ayakların sporcu mu olmuş? Evet. Sporcu ayaklarını seni yerim ben. Yoruldu mu ayakların? Evet. Oy oy oy, yıkayamam ben bu minnoş minnoş ayaklara ya. Ne oluyor? Onu geri indireceğim aşağıya. Ne? Nasıl? Buz yapmışım. Ben buzda yattım. Sen orada mı yattın? Evet. Ben aileni okula götürdüğümde gelmiş buraya, ablasının yerine yatmış. Abisi de yanında yatıyor diye. Ay darmadağınık, hadi toplayalım burayı. Sonra da güzel bir kahvaltı yapalım, değil mi aşkım? Yok. Alper abi götürüyor telefonunu ama Aytuğ abi götürmüyor. Şarjı dolu mu? Evet, şarjı dolu. Yukarıları topladım geldim arkadaşlar. Dün akşam yatmadan, buranın yatmadan derken akşam yemeğinden sonra buranın halısını makineye atmıştım. Dünkü videomda da söylemiştim zaten. Şöyle biraz daha şuradan çekmem lazım. Eşit olması için. Dünkü videomda zaten göstermiştim. Beni korkutuyor oğlum. Dünkü videomda göstermiştim zaten. Mutfağımın diğer ikinci halısını da serdim ve masayı da beriye çektim. Masanın arka tarafına da şöyle bizim ufak tabureler var. Onları koydum Aylin ve Yakup için. Masada biraz daha yemek, rahat yemek yiyelim diye. Çünkü artık sığmıyoruz. Çok zor oluyor. Masa duvara dayalıyken böyle masanın sadece etrafına oturuyoruz. Çok sıkışık oluyor, çok dar oluyor. Biz de ne yapalım dedik, masayı beriye çekelim. Şurada bir boşluk yaratıp bu boşluğa tabureleri koyalım. Aylin ile Yakup oturabilirler oraya zaten. ve dedim diğer iki halımı da sereceğim artık. Bir halı seriyordum yazın biliyorsunuz. Kışın iki halı seriyorum. Kış gelmedi daha ama kolaylık açısından. Temizliğim rahat, daha rahat olsun, daha çabuk, daha pratik olması açısından, hani şurada yemek yediğimde hemen altını gırgırlayıvereyim, süpürüp silme işi olmasın, gırgırlayıverme işi, zamandan tasarruf olsun diye ikinci halımı da açtım. Bu halım temizdi zaten, bunu temiz halıya çıkardım, serdim. Bu da kirliydi, dün akşam makineye attım. Bu halıların en sevdiğim tarafı bir günde kuruması. Dün akşam makineye attım, bugün sabah serdim arkadaşlar ve üstelik terasta kuruttum. Düşünün yani, böyle açık alana falan da sermedim. Terasta çamaşır askılığının üzerine serdim. Orada kuruttum. Gayet güzel, tertemiz de olmuş. Pırıl pırıl olmuş halım. Bakın. Çok güzel, tertemiz olmuş. Mutfağıma da yakışıyor. Beğeniyorum bu halımı. Çayımı demledim. Altını kıstım. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Evet. İyi oldu. Böyle bence güzel oldu. Yani ikinci halıyı da serip
Artı masayı da böyle biraz daha ortaya doğru çekince bence çok daha kullanışlı oldu. Şimdilik plastik taburelerimiz var. Onlar zaten iki tanesinin bir tarafı kırık. Gittiği yere kadar iyice kırıldıktan sonra masama uygun tabureler alırım. Çünkü biliyorsunuz bu masalara uygun tabureler de var. Yine böyle deri ve renkli falan desenli renkli deri tabureler var. Ayakları mesela böyle metal. Sandalye ayağı gibi metal ve deriden oluşan daha güzel, daha şık tabureler var. Elimizde şu an bunlar var. Bunlar zaten kırılmış. Kenarlarından iki tanesi kırılmış. İyice kırılsın, çöpe atalım. Ondan sonra buraya masama uygun, daha böyle şık, daha güzel sandalyelerime uygun tabureler alırım inşallah. O zaman daha kullanışlı olur bakalım. Şimdi ne yapalım canlar? Kahvaltımızı yapalım oğlumla. Masada. Baş başa oğluşumla baş başa kahvaltı yapalım biz. Masada. Tamam aşkım. Öyle.